Bugün yine haber aldım, ee, yine bir hoca efendi, geçmiş olsun, ara, aradı sağ olsun. Yine gitmiş konuşma yapmış sabah, İşte bu rabıta bu kadar önemli bir şey değil. Rabıta diye tutturdun, rabıta bizim hayatımızın kaçta kaçına tekabül ediyor. Yahu rabıta ihvan için, Kur'an kursuna giden medreseler bundan dolayı, efendim talebe vermeyin. E tabii talebe vermeyin çünkü neden? Alternatifi var. Sakalsız imam var, sakallı imam var. Hangisini tercih edeceğiz? Ehli sünnet imam var, ehli bitat imam var. Hangisini tercih edeceğiz? E, tarikat bazında düşünürsek içeride, rabıtası efendiye olan var, rabıtası efendim e, bozan var. Hangisini tercih edeceğiz? E, biz bunu talebe gönderiyoruz. Sen de kursta talebeye neyi mecbur ediyorsun? Bu Diyanet'in Kur'an kursu değil ki. Diyanet'in hafızlık Kur'an kursunda şuna rabıta yapacaksın diye bir şey var mı? Yok, ben Diyanet'in Kur'an kursuna hafızlığa göndermeyin diye bir şey dedim mi? Çünkü hatta hafızlık içinde Diyanet daha başarılı. Bak ben doğruya doğru hafız yetiştirme disiplininde Diyanet'in kursları daha başarılı, bizimkilerde biraz verimsizlik görüyorum, kontrolsüzlük görüyorum. En büyük kontrolsüzlük, hafızlık yapan 10 yaşındaki bir çocuk 3'te teheccüde kaldırılmaz. 3'te teheccüde kaldırırsan hafızlık yapan çocuğu, tamam mı? Tabii ki sabah namazına kalkacak, erken kalkacak, işra kadar uyumayacak, o arada kafa çok iyi çalışır, hıfsına çalışacak. Ama hafızlık yapan bir çocuğu ki hafızlık, ha büyükse ayrı, ben de 20 yaşında tamamladım, büyükse ayrı, ama hafızlığın yaşını biliyorsunuz, 6-7'den başlıyor, e zaten 4'ten başlıyor. Yani 6-7 yaşından sonraki, 8 yaşındaki bir çocuğu 3'te kaldırırsam verim azalır mı? Azalır. Yani burada ben Kur'an kursları, medreseler bazında sen milletin çocuğuna şuna rabıta yapacaksın diye efendi dışında birini dayatıyorsun. İki... Falan adama cübbeliye lanet okuyacaksın, beddua diye kaldırıyorsun. Üç, namazlardan sonra ana avrat söveceksin diyorsun. Şu anda İsmail Ağa tekamülün başındaki adam. fakkas Yaşar. Adını da verdim. Bu adam bunu dedi, diyor. Şimdi tekamülün başına geliyor. Bana ne kadar söversen o kadar terfi alıyorsun. Öbürü kağıthanenin dibindeydi, Hiçbiri tutmuyordu. Hiçbir alakası yoktu Mahmut Erenlerle. Ne zaman bana sövmeye başladı şerefsiz alçak dedi. Hemen getirdiler şu anda gazetecilerle muhatap İsmaila'nın baş muhatabı sensin dediler. Feyder'deki adam ne zaman ki dedi anasına avradına sinlik kaflı beş vakit namazda söversen o zaman soğuyabiliyorsun. Yoksa bu adamdan soğuyamıyorsun dedi. Adamın bunu ben teşhir ettim. Dediler ki sen Florya'da darda kalma. Gel İsmaila e, tekamülün başına dedi. Adı da Vakkas Yaşar. Bu kadar basit yani. Ben böyle konuşuyorum. Ben ben öyle gizli kapaklı ses kaydı çekmiyorum yani. Şahidim var. Yapmadıysam yapmadım de. Özür diliyorsan özür dile. Allah'a tevbe et. Dedi ki böyle bir şey oldu ama tamam de. Konu kapansın. Ama ne özür var ne bir şey var. İn adına bindiriyorlar. Beni patrikhaneye bağlıyor. FETÖ'ye bağlıyorlar. Bilmem neye bağlıyorlar. Bu ne ya? La havle ve la kuvvete illa billah diyorum. Allah sındık şerlerinden. Allah ıslahsın diye de yine dua diyorum. Beddua etmiyorum. Beddua etmiyorum. Ki beddua etme hakkım da var. Çünkü ana avrat sövene benim de karşılığında sövme hakkım yok ama beddua etme hakkım doğuyor. Sövme yasak. Ama beddua hakkım var. La yuhibbullah cehra bisu'i minel kavli illa men Allah Kötü sözü ve bedduayı sevmez. Ancak zulme uğrayan, iftiraya uğrayanlar müstesna. Yapmasa daha ama yaparsa da müstesnadır. Müsaade var diyor Kur'an. Ben şimdi bu şekilde ana mavra, ölmüş anama sövene, sövdürene, talebeye, üste kaldırıp beddua sansı yaptırana bir beddua hakkım İslam'a göre var. Ancak kullanmadım. Kullanmadım. Yine Allah ıslah eylesin. Allah hidayet eylesin. Amin. Bunu diyorum. Ama genel manada Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Allah'ın laneti müfterilerin üzerine olsun. Bu zaten Kur'an'ın beddualarıdır. Allah'ın lanetleridir. Bu umumi manada müşahhaslaştırmadan söylüyorum. Söylüyorum. Daha ne diyeyim size?